Hastaneye götürmemiz lazım. Yalnızca bir kişi alabiliriz. Bayram baba, ben giderim. Sen abime haber ver. Tamam kızım. Aldınız mı çocuğu? çocuğu annesinden ayırmamak lazım. Değil mi? Lan senin yüzünden Duygu'nun cenazesine bile katılamadım lan. Sana Duygu'nun yerini söyledim. Daha ne istiyorsun? Söylemeseydin bir cenazesi de olmayacaktı. Eğer İbrahim'in yerini söylemezsen senin cenazen olacak. Siz hiç akıllanmayacaksınız değil mi? Bırakın İbrahim peşini. Lan oğlum, İbrahim'in peşini nasıl bırakacağız lan? He? Şu etrafına bir bak bakalım. Burası adam asmak için mi yapıldı? He? Dayı burayı think tank için kurdu. Oğlum think tank. Eski zaman bitti dedi. İstihbarat artık analiz demek. Oğlum burada yüksek teknoloji kullanıyor lan. He? Yüksek teknoloji. Burada strateji, felsefe, ebediyet konuşuyorduk. Ulan sizin yüzünüzden yine döndük işkenceye, adam öldürmeye. Konuş. En doğrusu Orta Doğu'ya fazla öylesi. Bu hani zerrin vardı ya, sizin haşuraya astığınız. Yaşasaydı sana işkence etmeme izin vermezdi. Şikayet etmeyi bırak Abbas. Senin de işine geliyor böyle. Seviyorsun böyle şeyleri. Yeni bir haber var mı Abbas? Yok dayıcığım. Bir şey bilmiyormuş bu arkadaş. Madem yok, öğreneceğimizi öğrendik. Demek ki artık komisere havale edebiliriz. Benim ciğerim yanıyor. Kimsenin derdini dinleyemem. Dayı İbrahim. Koş 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 koş. Kıt adur. 1-2. Rahat 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 rahat. Peki. Sen vefalı bir adammışsın be oğlum. Arkadaşını kurtarmak için elinden geleni yaptın. Kurtaramadın. Gittin. Son vazifeni yaptın. Benim son vazifem o değil lan. Benim son vazifem senin o psikopat kafana sıkmak. Bak vefalı derken ben de işte tam da onu söylüyordum. Eğer Yavuz senin gösterdiğin dostluğu bana gösterseydi bugün bunlardan hiçbirisini yaşıyor olmayacaktı. Senin yaşama vaktin azaldı. Kalanının keyfini çıkar.
Arkasına saklanacak kimse kalmadı İbrahim. Artık ne derdin varsa benimle göreceğim. Tekin, bak o yanındaki adama dikkat et. Yavuz hayatı boyunca yaptığı hiçbir şeyin hesabını ödemedi. Bedelleri hep yanındakilere ödetti. Sana tavsiyem, bu işin sonunda bedeli sen ödeme. Senin gebermen için ben bütün bedelleri ödemeye razıyım. Yavuz seni de zehirlemiş demek ya. Sen de öyle büyük büyük laflar ediyorsun. Pekala. Olur. Demek ki bedel ödemeye hazırsın. Ha? Bence Yavuz aslan için en sevdiğini feda etmeye değmez Tekin. İbrahim, senin derdin benle. Söyle nereye istiyorsan geleyim. Sen de hep aynı lafları söyleyip duruyorsun be Yavuz. Oysa ben sana Sedef'in acısını yaşatıp bu defteri kapatacaktım. Ama delikanlılar bana engel oldular. Oğuz yaptığının bedelini ödedi. Şimdi sıra. Komiserdi. Kardeşimi bırak, ne istiyorsan yapacağım lan. Ne istersem yapacak mısın? Söyle İbrahim. Senden istediğim şey çok basit. Silahını çek, Yavuz'a doğrult, kafasına sık. Kardeşimi bırak. Önce Yavuz'a, sonra kendime sıkacağım. Oho. Pazarlık yok be komiser. Hem ne konuştuk? Ne istersem yapacağını söylemiştim. Ha? Ama bak, cesaretin yoksa söyle. Tekin. Tekin. Saçmalama oğlum. İbrahim'in lafıyla iş yapılır mı lan? Babaz, indir silahı. İkilet Babaz. Çekelim takım. Vay. Yavuz Aslan. Sık. Yaşlandıkça daha bir erkek olmuşsun sen. Kurumdaki eski zamanlarında öyle tıfıl bir oğlandın ya. Hadi Tekin, sık. Bu psikopatın kardeşinin ne yapacağını bilemeyiz, sık. Abin seni Yavuz kadar sevmiyormuş. Lan! Ben kardeşim için buradaki herkesin kafasına teker teker sıkarım. Ama senin kardeşimi bırakacağının garantisi yok. Kız kardeşinin senin yüzüne bakacağının garantisi var mı? Ha? Mesela Duygu. Yaşasaydı Yavuz'un yüzüne bakmazdı, değil mi? Ha? Acaba Fatoş kızımız abisinin sırrını öğrendiğinde ne tepki verecek? Sakladığın sırrını kız kardeşine söylersen, onu kurtarman için sana bir fırsat vereceğim. Abi, Zeynep ve Ceren de burada.
Oo, ne yaptın be kızım? Bütün sürprizi bozdun. Hiç boşuna uğraşma. Abimden de hiçbir şey saklamaz. Tekin, bak kız kardeşin ne diyor Tekin? Yavuz Duygu'ya babasını öldürdüğünü itiraf etmişti. Sen kız kardeşine ne itiraf edeceksin? Ha? Söyle bakalım. Sen kimi öldürdün? Senin gibi şerefsizleri öldürdüm. O şerefsizlerden bir tanesi kız kardeşin için çok değerliydi ama. Abi ne diyor bu herif? Kalbindeki tek erkek miydi acaba? Abi, sen Kerem'i mi öldürdün? Evet, hepimiz seni bekliyoruz. O şerefsiz sana layık değildi ya. Abi nasıl ya? Bana layık değil diye sen Kerem'i mi öldürdün? Seni sevdiğini bile bile mecbur olmasam öldürür müyüm ya? Ya öldürmeye mecbur mu kaldın abi? Ne mecburiyetin vardı? E hadi abisi. En heyecanlı yerindeyiz. Değil mi Abbas? Abbas arkalarda kalma, biraz ön tarafa gel, bıyıkların gözükmüyor. Hadi Abbas çıkalım. Ya hiç kimse hiçbir yere çıkmıyor. Eğer Tekin hepimize birden itiraf ederse ona kız kardeşini kurtarması için bir fırsat vereceğim. Sapıktı. Seni kasede almıştı. Nihayet. Ha niye bu sırları üzerinizde taşıyorsunuz? Üzerinize stres, böyle ağırlık, sinir yapıyor. Oh. Nasıl? Rahatladın mı sen de? Bak, bu itirafına karşılık tarafların birbiriyle yüzleşmesi için size bir fırsat vereceğim. Ben şimdi kardeşini gömeceğim. Ama merak etme, hemen ölmeyecek. Ona 2 saat yetecek oksijeni olacak. Eğer 2 saat içerisinde kardeşini bulup çıkarabilirsen... bir hayat boyu onun dırdırını dinlemeye devam edebilirsin. Nasıl? İyi değil mi? Boka! Abbas, bu emniyete Gürkanlara söyle, ne kadar mezarlık varsa hepsini bir araştırsınlar. Eyvallah teyzeciğim. Aklına bir yer geliyor mu? Dayı, bu Duygu'yu çıkarttığımız yerde olmasın? Ne bileyim ben be Abbas, bakın işte. Sercan, oğlum hadi. Kimsesizler mezarlığına bir adam gönder, hadi. Tarafların dedi. Hı? Tarafların dedi. Kardeşinle yüzleşmen için demedi. Kerem'i gömdüğüm yere gömecek. Nasıl bir manyak çıktı bu?
İbrahim nerede ulan? İbrahim nerede? Nerede? Abbas, bu herif konuşmayacak. Şu kayıtları bir kez daha izletsene bana. İbrahim'i buradan bulacağız. Nedir bu Mehmet Rauf Bey? Yavuz abiyi sorgularken buna ulaşmış. İçinde şifrelenmiş bir tür veri var. Neyle ilgili? Abinin örgütü teknolojiyi yoğun şekilde kullanıyor. Bütün bu dinlemeler, izlemeler, takipler, kendi hücreleri arasındaki görüşmeler, hepsi Deep Web üzerinden yapılıyor. Ben biraz yaşlı kalıyorum bu konulara. Deep Web ne oluyor? Bizim bildiğimiz, kullandığımız internet buzdağının sadece görünen kısmı. Normal tarayıcılarla erişilemeyen bir de derin internet var. Her türlü illegal aktivite, adi suçlardan istihbarat faaliyetlerine kadar her şey burada dönüyor. Bu tür oluşumlar standart server kullanmıyor. O yüzden yerlerini tespit etmek imkansız. Anladığım kadarıyla bununla ulaşabileceğimizi düşünüyorsun. İbrahim'i getirenler bunlar. Her türlü sisteme girmesini, sonra bir anda karartma yapıp ortadan kaybolmasını sağlayan yine bunlar. Eğer yerlerine ulaşırsak, İbrahim'e ulaşırız. Önceliğimiz tabii ki İbrahim. Ama bunu çözebilirsek adamların bütün sistemlerine ulaşabiliriz. Diğer abilere. Yapılanmanın en ücra köşelerine. Ben sizden bugüne kadar şahsi hiçbir istekte bulunmadım. Ama bundan sonra benim yaşamamın bir tek amacı var. Kardeşimin katilini kendi ellerimle öldürmek. Yetiştim de kardeş. Az kaldı Tayfun, yoldayım. Sinyali buldunuz mu? Uğraşıyoruz. Uğraşma Tayfun, bul bul. Dünyanın dört bir tarafında 14 tane server gezdi. Hala geziyor. Ulan istihbaratın bütün imkanları elinde. Bulamıyor musun? Bu işi tek başına yapıyor olamaz. Birileri bu yardım ediyor. Bulacağım. Onlara da sıra gelecek. İbrahim'i bulayım, onlara da sıra gelecek. Fatoş'a ne yaptınız? Abisine kavuşması için ona bir fırsat verdim. Eğer sen de dediklerimi yaparsan, Tekin'e Oğuz'un emanetini kurtarması için bir fırsat vereceğim. Ben senden hiçbir şey istemiyorum. Ama yaptım be doktor hanım. Tamam, anladık, güzel. Bir an önce sevdiğine kavuşmak istiyorsun. Ama oyunun sonu sen de bir annesin. Çocuğunu düşünmen lazım. Doktor hanım, bak bu işleri sen benden daha iyi biliyorsun. Öyle susarak filan olmaz bu işler. Acını göstermelisin, dışarıya vurmalısın.
Yoksa maazallah ruhsal çöküntüye falan yol açabilir yani. Yanlış yaptın. Hava alması lazım Hoyar'ın. Öyle olmaz. Bak gördün mü? Meslek aşkı çocukluk aşkına baskın çıkıyor. Baksana bunda hava alacak hiçbir yer kalmamış. Kesmek lazım. Bırak! Bırak! Bırak beni! Bırak! 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 Be. Çok yaklaşmıştı. Elimde bir fırsat olsa seni lime lime doğrarım. Gözün içine baka baka acı çektiğini göre göre seni parçalara ayırırım. Bak bu konuda yalnız değilsin. Hani sırada çok adam var. Sıra sana kalır mı bilmem. Ama doğrusunu istersen bir kadının elinde de ölmek istemem. Ne yapacaksan çabuk yap bana, bekletme. Senin suratını görmek istemiyorum çünkü. Aa, anne bak burada ne var? Ceren. Dışarıda bunlardan bir sürü var. Ceren. Çok komik değil mi? Çok şekerler değil mi? Çok mu sevdin sen o güvercini? Evet. Yaklaşma çocuğuma, sakın. Ceren'i korkutmayalım değil mi annesi? Anne, bu amcalar babamın arkadaşıysa sen beni neden buraya daha önceden getirmedin? Çünkü sen çok küçüktün, büyüdün, seni getirdiler. Yani ben şimdi büyüdüm mü? O zaman ben bunlara yemek verebilirim. Ceren! 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 Bırak kızımı! Bırak, çekil önümden Ceren! Sakın kızıma bir şey yapayım deme. Seni gebertirim, duydun mu? Gebertirim! Doktor hanım, siz de hepten bizi deli manyak bellediniz ha. Biz Ceren'i çok sevdik. Değil mi çocuklar? Bırak kızım. Al geri Abbasal. Sen bu görüntüde bize lazım olacak bir şey görebiliyor musun? Bir ipucu falan. He? Göremiyorum dayıcığım. Dur Abbas dur. Bak bak. Yaklaş oraya. Ne görüyorsun? Tüy dayıcığım. Şimdi geri çık. Bak yukarıdakine gir. Gir 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 gir. Burada da var. Vallahi dayıcığım, bence burası sera gibi bir yer yani. Bakacağız Abbas. Sen bir ses duyuyor musun Abbas? Duyamıyorum dayıcım. Bu tayfun adamı getirmedi mi daha? Gelecekler, gelecekler. Şunun dibine iyice bir baksınlar bakalım Abbas. Ses mes neymiş bir anlayalım. Eyvallah dayıcım. Onlar konuşuyorlar da biz anlamıyoruz. Ne diyorlar ki sadece? Diyorlar. Ya sen şimdi anneni mi daha çok seviyorsun, babanı mı? Gup. Gup mu? Çok iyi lan bu. Ben bununla nasıl baş edeceğim oğlum?
Sen bence anneni daha çok seviyorsun. Ama annen seni sevmiyor. Aa, o da nereden çıktı şimdi? Ben anladım. Annem buradan gitmek istiyor ama ben gitmek istemiyorum. Burayı çok sevdim. Ben anneni hemen gönderirim. Sen burada benimle kalır mısın? Hayır. Ama acı sırada uğrarım. Aa, yok öyle. Bak bu güvercinler hemen küserler. Bak küstü, kuyruğunu kaldırdı. Gördün mü? Ben onları ikna ederim. Onların da anne ve babaları var. Beni anlarlar. Hem sen babamını nereden tanıyorsun? Ben herkesi tanırım. Ama babanı şimdi bir ayrı sevdi. Fatoş! 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 Kardeşim geldi abim! Fatoş! 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 Ben sana oraya ipucu bıraktım. Kabalık yapmana gerek yok. Sen beni vicdansız mı zannettin? O tertemiz kız kardeşini, o pis sapığın üstüne gömer miyim? Babamın mezarı şehrin öbür ucunda lan. O zaman elini çabuk tut. Kız kardeşinin 17 dakikalık nefesi kaldı. Hadi 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 hadi. Yetişemezsem sana ne yapacağımı biliyorsun değil mi lan? Yetişirsem barışacağız yani. Hı? Burada yok. Babamın mezarına gömmüş. Onu nasıl anladın sen? Bana ipucu bırakmış. 15 dakikam var. Babam Kemerburgaz mezarlığında gömülü. Ben yetişemeyeceğim. Tamam Tekin, tamam. Ben birilerini gönderiyorum şimdi. Abbas, bu Serdar'ı ara. Kemerburgaz mezarlığına en yakın o. Tekin'in babasının mezarını bulsun. İbrahim Fatoş oraya gömmüş. Dayı, eğer Tekin Serdar'ı orada görürse cinayet çıkar. Ne çıkarsa çıkar Abbas. Bu kız bizim yüzümüzden ölmeyecek. Kimsin lan sen? Abi ne oluyor ya? Kim gönderdi lan seni? Abi vallahi kimse göndermedi abi. Araba bozuldu abi. Gel lan buraya. Abi. Gel buraya. Geç lan şöyle, acelem var hadi. Abi yemin ederim ben bir şey yapmadım ya. Bin arabaya. Al boşa al. Al vitesi boşa. Kır direksiyonu. Dip sesleri ayırdım ama çok net değil. Bu ambulansla ilgili istihbarattan bir alt çıkmadı. Kameralar bir yere kadar takip edebilmiş. Mezarlıklardan da bir şey çıkmadı. Ya bu mekanı tanımlayacağımız bir ses falan yok mu? Uçak. Uçak. İstanbul'un her yeri uçak. Uçak.
Kurdu dur. Al başa. Al başa. Bir daha al başa. Vallahi herhalde kuş sesi dayı. Martı olabilir. Yok. Güvercin bu. Bundan da bir şey çıkmadı. Öyle bir iki tane de değil ya. İbrahim güvercin beslerdi. Dayı. Hı. Bizim bastığımız at çiftliğinde de güvercin kafesleri vardı. Aferin Abbas. Aferin. Dur bakalım aslan parçası, sakin. Daha değil. Sıksın artık, yeter. Ölmek istiyorsan önce konuşacaksın. İbrahim'in güvercinlerle ne ilgisi var? Rusya'daki hapishanenin avlusunda bir güvercin bakıyordu. Uyuşturucu o güvercinle gönderiyordu hapishaneye. Peki burada güvercin beslediği bir yer mi var? Ben bilmiyorum. Önce konuşacaksın. Alex'in bir arkadaşı vardı. Kuşların yem ve ilaçları için ithalat ihracat işleri yapan bir adam. Uyuşturucuyu birlikte sevkiyat ediyorlardı. Alex bilir. Alex ölmedi mi lan? Ha? Onu aldığımızda yaralıydı. İbrahim tedavi ettiriyor. Nerede? Nerede? Ne yapıyorsun Alex'i? Daha yeni vücudundan 3 tane kurşun çıkarttım. Karışma. Bu da benim ilacım. Bunu içmezsem iyileşemem ben. Kurşunları mı ne yaptın? Kurşunları? İçimden çıkarttın kurşunlarımı. Ne yapacağım, attım. Nasıl atarsın sen benim kurşunlarımı? Alex'i kafayı mı yedin sen? Ne yapacaksın kurşunu? Bana sıkana yutturacağım. Git bul kurşunlarımı. Ama önce telefon ver. İbrahim neredesin? Çocuklarıma yem veriyorum. Nasıl oldun Alex'i? Sıkıldım. Çıkacağım buradan. Ne yapayım? Yanına mı geleyim? Çocuklarım çok acıkmış Alex'i. Yemciye git. Çocukların mı acıktı, sen mi? Yemci yeni malları getirdi. Beraber sevkiyat yapacaksınız. Yanına git. Benden haber bekle. Benim geleceğimi biliyor mu? Çok mu sıkıldın sen orada Alex'i? Ama uzattın muhabbeti ha. Yalnızlık sevmem İbrahim. Hep yalnızlık var sonunda Alex'i. Hadi hadi yemciye git, yemciye. Bana güllerin içinden söylettirme şimdi. Öyle bir üs kurmuşlar ki Türkiye'deki bütün kurumların sistemlerine girip data çekiyorlar. Gizli toplantılarımızı bile dinleyip devlet sırlarını sızdırdılar. Bu kadar önleme rağmen nasıl dinliyorlar? Her cep telefonu, laptop, telsiz telefonlar bile uygun yazılımla dinleme izleme aracı haline gelebiliyor. Önemli olan bu bilgiyi işleme kabiliyeti. Şifreyi kırdım. Ne oldu? Buldunuz mu yerini? Burada 20 kadar merkezin AVM'leri var. Hangisinin nerede olduğunu anlamak biraz zamanımızı alacak. Bize öncelikle Türkiye ayağı lazım. Türkiye'deki merkezlerin hepsini belirleyince eş zamanlı baskın yapacağız.
Zor kazıyorum, yaralıyım, yardım et. Yavuz Aslan mı gönderdi seni? Ulan kardeşini kurtarmaya çalışıyorum, sen beni sorguya çekiyorsun lan. Yaptıklarının hesabını vereceğim lan Serdar. Kardeşimi kurtarsam bile. Biliyorum. Biliyorum, kardeşini kurtaralım da sonra ne olacaksa olsun lan. Hadi Tekin, kaz. Kaz. Geldim kurtar. Geldim abi. Kaz. Kaz. Hadi. Aç. Aç. Hadi sen. Hadi. Otur. Otur gel. Otur. Hadi. Hadi Tekin. Fatoş! 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 Abi! Abi! Serdar nefes almıyor! Hadi, hadi, hadi! Tekin, Tekin nabız geldi. Tekin nabız geldi. Fatoş, Fatoş abim! Abim, abim! Fatoş, Fatoş! Hadi, hadi gitmemiz lazım. Çabuk, hadi. Çabuk. Lan Sercan! Oğlum uyutacağım mı lan hepimizi? Kıs şunu biraz. Abi madem yatacaktık, bıraksaydınız ben evde yatsaydım. Niye arabada yatıyorum ben? Kurşun yemiş adamım. Süleyman, manita mı yaptın oğlum? Sana kim bakacaktı evde? Abi ben evlendim ya. Oğlum seninle kim evlenir lan? Kelaynak. Ne zaman evlendin? Abi düğünde en çok sen oynadın ya. Hatırlamıyor musun? Hatırlıyorum lan. Hatırlıyorum da ben sizi yoklayayım dedim oğlum. Lan! Beni mi yiyorsunuz lan siz? He? Çakallar! Oğlum bak, her şeyle dalga geçilir, hastalıkla geçilmez. Tamam işte, kafam yavaş yavaş yerine geliyor. Bak, benim psikolojimi geri kaçırtmayın ha. Doktor... En önemlisi moral dedi. Abi biraz gülelim dedik. Sana moral olsun diye. Tamam tamam. Bırakın boy boy şimdi. Adam çıktı. Abi alıyor musun? Alacağız tabii oğlum. Abi siz şey yapsanız benim dikişlerim... Ya niye soruyorsun oğlum o zaman? Takip et oğlum. İbrahim'e götürüyor Dimitri'yi. Alex abi. Ha, bir Alex değil diyorsun yani. Fatoş. Abi, iyi misin ya? Zeynep'le Ceren'i kurtardınız mı? Kurtaracağız yavrum, sen onları düşünme. Kerem mi düşüneyim abi? Sen de biliyor muydun? Anlamıştım kızım. Bir ben bilmiyordum yani. Bir enayi bendim yani. Yıllarca kendimi terk edilmiş sandım. Neyim eksik? Neden beni bırakıp gitti diye kendimi yiyip bitirdim. Meğer abim nişanlımı öldürmüş. Başka şansım yoktu yavrum. Sana yaptıklarını öğrenince ne yapacaktım o sapa? Bana anlatabilirdin abi. Biz birbirimize söz vermiştik. Hiçbir şey saklamayacağız diye. Bu anlatılacak bir şey değildi yavrum. O herifin ölümünden kendini sorumlu tutmanı istemedim. Senin suçun yoktu. Sen her şeyi kendine göre çözüyorsun abi. Ne güzel vallahi.
Ama diğer insanların ne hissettiğinin, ne düşündüğünün senin için hiç önemi yok değil mi? Kardeşinin bile. Ya ben sana kadınlığımı sorguladım diyorum. Sen hala olay duyulsa millet ne düşünür derdiniz. Benim senden başka düşündüğüm hiçbir şey yok ya. Abi lütfen beni düşünme artık. Bırak tamam. Bir şey olunca gelip kurtarıyorsun işte. Yine olsa yine gelir kurtarırsın, olur bir daha. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Ne oldu? Hesap sormaya mı geldin? Soracağım ama daha değil. Kardeşin için erteliyorsan bekletme. Ben sevdiklerime bile borçlu kalmam. Düşmanıma borçlu kalacağıma kafamı sıkarım daha iyi. Kurşunlu boşa harcama. İbrahim'e sakla. Kardeşin için bana falan da borçlu değilsin. Neyin kafasını yaşıyorsun lan sen? Oğuz'u öldürmeye çalışıyordun, şimdi herifin intikamının peşinden koşuyorsun. Sen Oğuz'u kaç aydır tanıyordun ya? Ha? Onun hakkında ne biliyorsun? Bak komiser. Asıl olan bize verilen görevdir. O görev için mücadele ederken sırt sırta savaşırsın. Hatta onun için canını da verirsin. Ama gün gelir birbirinin kafasına da sıkarsın. Sen böyle yetiştirilmediğin için bunları anlayamazsın. Kalleşliğin adını görev mi koydunuz lan? Benim görevim net. Dostuma kalkan, düşmanıma ecel olurum. Benim karşımda pek ecel gibi durmuyorsun ama. Ne oldu? Dost mu olduk şimdi? Bak. Bana bir dostluk yaptın. Eyvallah. Bunun bir kredisi var. Ama bu kredinin ne zaman biteceğini ben bile bilemem. Onun için yerinde olsam fazla ayağımın altında gezmezdim. Zeynep'le Ceren'i kurtarana kadar daha çok yolumuz kesişir bizim komiser. Sen şimdi git biraz kafanı topla. Bir daha karşıma geldiğin zaman da tereddüt etme. Sıkıp sıkmayacağına karar verene kadar da kurşun yeme. Hadi eyvallah. Abbas, var mı bir gelişme? Bir şey bulursan haber ver. Serdar sizin adamınız mı? Benim yanımda olan herkes benim adamım. Yavuz Bey, sorunun cevabı bu değil. Komiser, Zeynep'i kurtaralım, İbrahim'i gömelim. Sorduğum soruların bütün cevabını vereceğim. Fatoş'u kurtarmasaydı sıkmıştım şimdiye kafasına. Ha kurtardı, hesabını sormayacak değilim. Benim kimseye verilmeyecek bir hesabım yok. Şu işi halledelim, sonra hesaplaşırız. Goodfellas'lar, ne yapıyorsunuz? Sayende sıkı dost oldunuz ha. Ama Tekin, bu karşında oturan adama dikkat et. Yavuz iyi adam satar. Bak bu sefer doğru söyledim Bey İbrahim. Bu sefer doğru söyledin. Senin gibi ciğeri beş pay etmez bir adamı ben Ruslara fiyatının çok üstünde sattım. Bravo, tebrik ederim. Madem ki geçmişi konuşuyoruz, o zaman hafızanı bir yokla bakalım Yavuz. Benimle birlikte Ruslara sattığın adamların aileleri ne yapıyor? Çok çocuk, ne alemdeler? İyiler. Gayet iyiler, ellerinden öperler. Biz onlara gereken yardımı yaptık. Güzel. İnandım. Madem ki hepsiyle ilgilendin, o zaman Tekin'e Oğuz'un emanetiyle ilgili gereken ipucunu da biliyorsun demektir.
Ya Tekin'in kız kardeşini kurtarırken gösterdikleri performansı seni kurtarırken gösteremezlerse? Bu ihtimale karşı arkadaşlara söylemek istediğin son bir şey var mı? Tekin, Yavuz Bey, Ceren'i sakın bu manyağın eline bırakmayın, sakın. Aman Allah'ım ya. Annelik işte. Ben ona başına neler geleceğini anlatıyorum. O hala çocuğunu düşünüyor. Yani böyle bir şey herhalde ya. İyi bir şey herhalde. Neyse. Doktor hanım birazdan çok derin bir uykuya dalacak. Nabzı yavaş yavaş ağırlaşacak. Çok üşüyecek. Hatta o kadar üşüyecek ki titremeye başlayacak. Ve en sonunda o babasız büyüyen çocuklardan bir tanesinin elinde can verecek. Onun için. Bu ne cins bir manyak oğlu manyak ya. Bu çocukların hepsinin dosyası istihbaratta var Tayfun. Söyle çıkarsınlar. Efendim, dinlemelerin yapıldığı mekanı tespit ettiler. Evet. Nereye ulaştık bakalım Ali? Efendim, Gebze'de call center hizmeti veren büyük bir şirket. Görünüşte bazı bilgisayar firmalarının tüketicilerine telefonla teknik destek veriyorlar. Bu maske sayesinde veri akışı dikkat çekmiyor tabii. Timlere haber verin. Operasyona hazır olsunlar. Binada muhtemelen durumlar habersiz siviller de var. Operasyon süresinde onları kalkan olarak kullanabilirler. Tim komutanına söyleyin, ona göre taktik değiştirsin. Zoom yap bakalım. Vay 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 vay. Aferin Ali, aferin. Kusura bak. Burası doktorların en nefret ettiği yer ama merak etme. Çok fazla kalmayacağız. Hemşire. Hani? Bu iğneyi yapınca ne olacağını sen benden daha iyi biliyorsun. Ha? Nabzın öyle yavaşlayacak ki doktorlar bile yaşadığını anlamayacak. Hemşire. Adı ne oldu? Safiye. Aferin Karta. Çok güzel isim bulmuşsun. Değil mi? Sen Safiye Nuroğlu'sun. Beyin kanamasından ölmüşsün. Ama bu güzel bedenin toprak olmasını istememişsin. Şimdiye kadar tebabet ilmine hekim olarak hizmet etmişsin. Şimdi kadavra olarak tıp öğrencilerine hizmet edeceksin. Ne güzel değil mi? Hep faydalısın.
İsim? İbrahim'le Rusya'da ceza yatan 8 kişi var. Bunların 3'ünün çocuğu var. Biri asker, diğeri uzun yol gemi çarkçısı. Bu çocuklardan bir tanesi öğretmenlik okuyor. Öbürü tıpta yüksek yapıyor. Bir tanesi de cezaevinden bir ay önce çıkmış. Bu olabilir. Bu ölümlü kazaya karışmış. Ne alakası var Tayfun? İyi de Yavuz Bey, bunların hiçbirisi zaten katil profili falan değil. Kesin olan bir şey var. Bunlardan biri Zeynep'i öldürecek, öyle dedi. Çarkçıyla uzun yola çıkmış. Geriye 3 kişi kalıyor. İbrahim oyun oynamayı sever. Oğuz askerdi. Zeynep de doktor. Öğretmeni de hele. Ya asker ya doktor. Zeynep'i bunlardan biri öldürecek. Tayfun çıkalım. Sen asker olanı bul. Ben de doktora gideceğim. Söyle Tayfun. Kardeş, bu asker olanın ailesiyle görüştüm. Çocuk İzmir'de görevdeymiş. Birliğini de aradım, kontrol ettim. Buradan bir şey çıkmaz. Dua et hastaneden bir şey çıksın. Elimizdeki son şans bu. Doktoranın birazdan çok derin bir uykuya dalacak. Çok üşüyecek. Hatta o kadar üşüyecek ki titremeye başlayacak. Ve en sonunda o babasız büyüyen çocuklardan bir tanesinin elinde can verecek. Yok kardeşim, burada Zeynep Aytaç diye birisi. Çok mu meraklısın Mehmet'i görmeye? Al. Öbürlerini de aç doktor. Boş. Bak bu dolu. Al bak. Yasemin sen misin? Sen kimsin? Polis. İbrahim Güner, babanın arkadaşı. Tanıyor musun? Ben babamı tanımıyorum. Arkadaşını nereden tanıyacağım? İbrahim Güner seninle irtibata geçti mi? Geçmedi. İsim vermeden de geçmiş olabilir. Son 10 gün içinde babanla ilgili biri seninle görüştü mü? Görüşmedi, görüşemezdi. Ben babamla ilgili hiçbir şey duymak ve görmek istemiyorum. Kızım, tıbba giriş dersinde size ukalalık mı öğretiyorlar? Yok, 6 yıl tıp okuduktan sonra cerrahi ihtisasını da öğretiyorlar. Tamam, anladık, çok okumuşsun. Zeynep Aytaç diye birini tanıyor musun? Doktor o da. Duymadım. Kızım, az bir düşün. Önemli diyorum. Birinin yaşamı söz konusu diyorum.
bilmiyorum öyle birini. Gerçekten. Yasemin, ders başlıyor, gelmiyor musun? Yardımcı olmak isterdim ama gerçekten hiçbir şey bilmiyorum. Tamam, hadi git. Tayfun, bu kızdan da bir şey çıkmadı. Kaçırdığımız bir şey var. Tamam. Sen istihbarata bir daha baktır. Biri daha olmalı. Doktoranın birazdan çok derin bir uykuya dalacak. Çok üşüyecek. Hatta o kadar üşüyecek ki titremeye başlayacak. Ve en sonunda o babasız büyüyen çocuklardan bir tanesinin elinde can verecek. 6 yıl tıp okuduktan sonra cerrahi ihtisasını da öğretiyorlar. İbrahim'le konuştun mu Hakkı? Sevkiyat mekanını söyledi mi? Büyük bir iş peşindeymiş. Bittikten sonra mekanı söyleyecek. Nereden çattı bu adama? Bir günü bir gününü tutmaz. Beni niye yolladı buraya? Alex'i gübrenin pisliğin içine onun keyfini mi bekleyecek? Malların kalitesine bakacakmışsın. Öyle dedi. İbrahim'i mekanına getirseydiniz bakardım. İbrahim nerede? Güvercin çiftliğine sakladı bunu. Oo. Güvercinler orada keyiften uçuyordur. Selamun aleyküm ağalar. Ne arıyorsunuz la burada? Kapalıyız kardeş. Ya arkadaş, kapalıyık ne demek ya? Te Kayseri'den gelmişik arkadaş. Ondan sonra esnaf kan ağlıyor. Ağlar tabii. Bizim bütün mallar satıldı. Ha, yani kara borsa demek istiyorsun değil mi? Bak Abbas ağa %50 fazla veriyor lan. He? Tosunlarım. Hadi bakalım oğlum. Yükleyin bakalım malları. Kar bastırmadan gidek Kayseri'ye. Ağa bu mallar iyi değil. Höst. Sen ağandan daha mı iyi biliyorsun ulan? Bas git kardeşim bir yeri sağlamken. Haydi gidek biz. Bunların hepsi gangster olmuş arkadaş. Haydi bakalım. Abi, ne yapıyoruz biz? Niye konuştuk, niye dönüyoruz? Yani oğlum, çaktırmadan içeri baktım. Adamların hepsi silahlı. Benim gördüğüm 5 kişi. Şimdi en az 3 kişi daha arkadan menemen yiyordur kesin ha. Plan ne abi? Plan ne abi? Güzel soru. Plan şu.
Ceren'i bulabildiniz mi? Bulacağız. Çocuğum olmasa niye beni kurtardın diye yakana yapışmıştım seninle. Zeynep, Ceren'e bir şey olmayacak. Tekin, o adam manyak. Ruh hastası. Oğuz'u benden aldı. Sana yalvarırım, kızımın almasına müsaade etme. Ne var lan? 3'te 2 başarılısın Tekin. Tebrik ederim. En değerlisi sona kaldı. Oğuz'un emaneti. Ceren'i bırak. Ülkeyi terk et. Söz veriyorum. Peşine düşmeyeceğim. Ayıp ettin ama şimdi Tekin. Sen intikam yemini etmişsin. Öyle dediler. Yeminini bozar mısın? Bozuyorum lan. Kızı bırak. Yeminimi de bozuyorum. Ben sana yeminini bozdurmam. Sen delikanlı adamsın. Senin gibi kaç tane kaldı? Senin lafını yere düşürtmem ben. Allah Allah, sen beni mi düşünüyorsun? Yüzdün kuyruğuna geldin. Hem Ceren için oyun oynamana da gerek yok. Yapacağın şey çok basit. Yavuz'u getir, Ceren'i götür. Sen ne yapacaksın Yavuz'u? Ben senin yerinde olsam Yavuz'u almam. Çocuk sevgisi bana göre değil. Denedim ama beceremedim. Chucky gibi bir şey bu ya. Gözleri bir değişik bakıyor. Saçma sapan konuşma lan. Yavuz'u nereye ne zaman istiyorsun? Chucky'nin karnı acıkmış. Onu beslemem lazım. Ben sana mesaj atarım. Bunları mı yediriyorsunuz lan güvercinlere? Ha? Söyle bakalım. Nerede sizin bu meşhur taklacı güvercinler? Ben bilmiyorum. Bilen adamı öldürdünüz. Bilirsin. Bak Alexi. Çektiğin acı yetmedi mi oğlum? Sana 3 kurşun sıktık, ölmedin. Allah sana bir şans daha verdi. Bak bunu da boşa harcama derim. Ha? Konuşmaktansa ölmeyi tercih ederim. Öldür beni. O biraz zaman alacak Alex. O biraz zaman alacak. Şimdi biz mecburen seni yaşatmak zorundayız, öyle değil mi? Ama bu acı çektirmeyeceğimiz anlamına gelmiyor, öyle değil mi? İbrahim nerede ulan? Süleyman, lan şunu. Bana bak. Yakıştı lan. Vallahi korkuluk gibi adamsın ha Süleyman. Efendim dayıcığım. Nedir durum Abbas? Vallahi dayı, bekledik. Bir kıpırtı olmayınca biz de bastık. Bu Alex'i İbrahim'in yerini biliyor dayıcığım. Konuşturacağım. 1 saat içinde İbrahim'i buldun Abbas. Bulamadın, dayının ruhuna Fatiha okursun. Allah korusun dayıcığım, o nasıl laf ya? Tamam, eyvallah. Nerede lan İbrahim? Nerede lan İbrahim, söyle! Geçmiş olsun aslan parçası. Zeynep Hanım'ın durumu nasıl? Şokta. Az daha canlı kesiyorlardı kızı. Abbas'tan bir haber var mı? İbrahim'in iş yaptığı bir yere basmış. Alexi'yi sorguluyor şimdi. Yavuz Bey, İbrahim'le görüştüm. Ceren'e karşılık sizi istiyor.
Söyle Abbas. Dayıcığım, yerini öğrendim. Neredeymiş? Sırapınlar'da dayıcığım. Ben oraya düşüyorum. Abbas yeri öğrenmiş. Ceren orada olmayabilir. Abbas, tedbirli olun. Çocuk orada olmayabilir. Ya dayıcığım, fedakarlık bir anlamı olursa fedakarlıktır. Abbas, dayının hayatını boş harcamasını istemiyorsan eğer, o çocuğu kurtarırsın. Başka şansın yok. Yavuz Bey, sağ ol. Boşuna teşekkür etme aslan parçası. O çocuğu o İbrahim psikopatın eline bırakacak değiliz. Git. Geç oraya. Hadi oraya. İbrahim'le çocuğu aldık. Hemen buraya gelmen lazım. Sen ne zamandan beri dayına yalan söylemeye başladın Abbas? Dayı, kurban olayım, kendini feda etme. Yapacak bir şey yok Abbas. Dayı, bak sen bizim başımızda olursan İbrahim'i de alırız, çocuğu da kurtarırız, intikamını da alırız. Ama sen eğer bizim başımızda olmazsan biz hiçbir halt yapamayız dayı. Sana iki vasiyetim var Abbas. Dayı yapma. Dinle. Birincisi, Sedef sana emanet. Ona gözün gibi bak. Dayı. Kesme sözümü. İkincisi, benim intikamımın peşine düşme Abbas. Hayatını bu yolda böyle harcayıp gittin. Git, evleneceksin mi? Barklanacaksın mı? Yurt dışında mı yaşayacaksın? Ne yapacaksan yap. Kendine yeni bir hayat kur. Yoksa hakkımı helal etmem. Dayı, bana senin olmadığın hayat gerekmez. Eğer kendini feda edersen, kafama sıkarım, haberin olsun. Hakkını helal et Abbas. Dayı. Komiser, Abbas sana emanet. Eyvallah Yavuz Bey. Hadi bakalım. İşte buradayım. Çocuğu Tekin'e ver. Vay be. Koca Yavuz Aslan efsanesi böyle mi sona erecek? Lafı uzatma İbrahim. Fikrimi değiştirtme bana. Üzülme komiser. Sen elinden geleni yaptın. Biraz daha tecrübe. İleride çok başarılı olacaksın sen.
Yetenek sende var. Ben çok merak ediyorum. E beni yakaladın. 10 yıldır intikam almak için peşimde dolandın durdun. Şimdi ne yapacaksın? Bir boşluğa düşmeyesin. Ya. Senin tadını çıkaracağım Yavuz. Yavaş yavaş, sindire sindire. Öyle kolay olmayacaktı. Bu senin için uzun ve acılı bir süreç olacak doğal olarak. Kartal! Yakala! Çocuğu ver önce. Sakin ol komiser, merak etme. Çaki minibüsle mışıl mışıl uyuyor. Ama senin herhangi bir hergelelik yapmana karşı minibüste bomba var. Yavuz'la ben buradan uzaklaştıktan sonra Çaki'yi alabilirsin. Yalnız sakın bir hata yapayım deme. Yoksa... İlacım. Aa, ilacı bende var. Onu, evet. Sen kutuyu komisere ver. Hep eski usul, hep eski usul. Doğru. Yenilikleri sizden bekliyoruz. Bunların plastikleri çıktı. Bakarız. Önümüzde uzun bir süreç var. Buyurun.